Fatih Altaylı. fatihaltayli.com.tr. Acun'un bahis sitesi mi var? Televizyonların parlak çocuğu Acun Ilıcalı. Onu önce Şansal Büyükhan'ın spor servisinin Fenerbahçe muhabiri, sonra dünyayı gezip komik röportajlar yapan magazin programcısı, sonra çok izlenen televizyon formatlarını Türkiye'ye getiren yapımcı ve kendi yapımlarının sunucusu, sonra televizyon sahibi, ardından Egzen adlı dijital yayın platformunun kurucusu ve patronu, nihayetinde de önce bir sonra bir tane daha futbol kulübünün sahibi olarak tanıdık. Zaten Fenerbahçe ile yakınlığı, pek çok futbolcuyla dostluğu ve futbola merakı bilindiği için de kimse şaşırmadı. Bu arada sahip olduğu Eksen dijital yayın platformuyla Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın haklarını da aldı. Geçenlerde Eksen'e üye olmak için internette arama yaparken birdenbire karşıma Acun Ilıcanıl'ın Eksen platformuyla hemen hemen aynı logoya sahip bir başka Eksen'le karşılaştım. Eksem Bent adlı bir kumar ve bahis sitesi ile. Gözlerime inanamadım. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu eksenin logosu ve sonuna bahis anlamına gelen bir bet kelimesi eklenmiş. Büyük ihtimalle bu bahis sitesinden haberi olmayan herkes şaşırdı. Acaba Acın Ilıcalı'nın mı diye düşündüm. Her ne kadar öyle göstermese de muhafazakar ve inançlı bir yaşam tarzını benimsediği bilinen, bu yüzden ağzına içki sürmeyen Acın ılıcalının bir kumar ve bahis sitesi sahibi olması pek uygun görünmüyordu. Hadi ondan bize ne? Bir yandan dindar olup öte yandan dinle bağdaşmayan işler yapan ne ilk ne de son insan olmak zorunda değildi Acun. Pekala, hem dindar olabilir, bir yandan da kumar sitesi sahibi olabilirdi. Karışamazdık, bizi de ilgilendirmezdi. Türkiye'de de bu nevi sitelerin yasal olmaması da bir sorundu ama sitenin merkezi büyük ihtimalle yurt dışında bir yere kayıtlıydı ve bu sorun da öyle aşılabilirdi. Ama ortada çok önemli bir etik sorun vardı. Acun Ilıcalı İngiltere'de iki futbol kulübünün sahibiydi. Türkiye'de de bir futbol kulübüne çok yakındı. Onlarca futbolcuyla da can ciğer kuzu sarması bir ilişkisi olduğunu kendi zaten saklamıyor ve herkes de biliyor. Spor ve sporcularla bu denli iç içe olan birinin bir bahis sitesi sahibi olması ne kadar etik? UEFA kurallarına ne kadar uygundu? Bütün dünya bahis şirketlerinin spor kulüplerine sponsor olmasının ne kadar etik olduğunu tartışırken, iki futbol takımının sahibinin bir bahis şirketinin sahibi olması nasıl kabul edilebilir? Tüm bunları düşününce, her ne kadar aynı logoyu, aynı görsel kimliği taşısa da Exembet'in Acın Ilıcalı'nın olamayacağını düşündüm. O yüzden de kendisini uyarmak istedim. Bir bahis şirketi Eksen'in logosunu aynen kullanıyor. Eğer o şirket Acun'a ait değilse başına dert açabilir, haberi olsun. Yok eğer bahis şirketi de Acun'unsa zaten kendi başına kendi dert açmış demektir. CHP'nin emeklileri bir süre önce AK Parti'nin en önemli başarısının kendi yarattığı sorunları ve kendi yaptığı hataları sanki başkası yapmış gibi davranabilme ve kendi kitlesini buna inandırabilme yeteneği olduğunu anlattım. Sağ olsunlar her gün benim haklılığımı kanıtlamak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Son olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan memura zamlar yapılıp emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak şey değil buyuru verdi. Bu sözleri okuyunca gülmeden edemedim. Cumhurbaşkanı son derece haklı. Onun memurlarına zam yapan AK Parti ve kendisi. Emeklilere zam yapmayan ve emeklileri yokluğa mahkum edense CHP zihniyeti. Ama emekliler müsteri olsun. Sayın Cumhurbaşkanı bu zihniyete savaş açmış durumda ve emeklilerine tez vakitte zam yaparak onları CHP'nin bu zulmünden kurtaracak. Gülüyorsunuz değil mi? Ben de gülüyorum ama emin olun birileri de buna inanıyor. Cumhurbaşkanı da onları iyi biliyor. İstanbul'un su sorunu ve bilgiye saygının önemi Biliyorsunuz İstanbul iklime bağlı olarak düzenli bir biçimde dönen dönem su sorunu yaşıyor. 16 milyon bilinen en az 2-3 milyon da sayılmayan kişinin yaşadığı, yaz aylarında 1 milyon kadar turistin de nüfusa eklendiği İstanbul, her 8-10 yılda bir kuraklık döngüsüne bağlı olarak su sorunu yaşıyor, kent halkı susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu yılda öyle yıllardan biri ve sevgili arkadaşım, dostum Celal Şengör bu konuyu ele aldığı bir mektup yolladı. Mektubu sizlerle paylaşıyorum. Şengör mektubunun sonunda anlattığı MTA Müzesi ve Göbekli Tepe ile ilgili olaysa, Türkiye'nin nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğunun da işareti. Ben de yarın o konuyla ilgili başımdan geçen bir olayı yazarım ama siz bugün Celal'in mektubunu da bir göz atıverin. Sevgili Fatihçiğim, İstanbul'un su sorunuyla ilgili yazılarını dikkatle okuyorum. Ne kadar doğru ve acı şeyler yazıyorsun. Keşke bizi yönetenler de onları okuyup ders çıkarsalar. Sana Prens Piotr Aleksandrovich de Tichyachev tarafından yazılmış ve ilk defa 1864'te yayınlanmış olan sonra iki baskı daha yapmış kitabı hatırlatmama gerek yok. Kaç kere konuşmuştuk ama yurttaşlarımızın bilmesi lazım. Prens Tachiaçev Türkiye'de 15 sene geçirerek ülkenin tüm jeolojisini 8 cilt ve 3 atlasla oluşan muazzam eseri Asya Minor'de dünyaya tanıtmış, sonra da İstanbul hakkındaki kitabını yayınlamıştı. Prens bu kitabında İstanbul'un gelecekteki su sorununa değinmiş ve atmosfer şartlarına bağlı bir su ekonomisinin İstanbul için tehlikeli olduğunun altını çizerek Sakarya veya Meriç'ten su getirmesi teklifini yapmıştım. 1864'ten bu yana şehrin ne kadar büyüdüğünü düşün. Biz hala atmosfere bağlıyız. Bizans bile 290 küsür kilometrelik bir avedukt inşa ederek Meriç'ten İstanbul'a su getirmişti. Dünyanın en uzun Roma su yolu. Bunu keşfeden rahmetli Kazım Çeçen hocamızın eserini herkes okumalıdır. Osmanlı atmosfere bağlı barajlar yaparak problemi çözeceğini sandı ve tabii olmadı. Bugün bu artan nüfusla bu hiç mümkün değil. Bu doğa cehaleti günümüzde artarak sürüyor. MTA'dan ayrılmış bir meslektaşım anlattıydı. Berat Albayrak Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı iken MTA'daki Doğa Tarihi Müzesi'ni gezmiş ve insan evrimi panosunu görmüş. Kızarak bunu hemen kaldırın emrini vermiş. Millete doğru olmayan bir şeyi nasıl gösterirsiniz? Sonra Göbekli Tepe'ye 12 bin yıl yaş biçildiği görmüş. Böyle saçmalık olmaz. Bunu 2000 yapın demiş bu mütecaviz bilgisizlik ve akılsızlık kanımı dondurduydu. Bu kafadaki insanlar ülkeyi yönettikçe biz daha çok susuzluk çekeriz. Tarımımız çöker, paramız pul olur. Sevgilerle aziz arkadaşım, Celal. Şengörleri doğru yazma rehberi. Yukarıda okuduğunuz mektup elime geçince Celal Şengör'ü aradım. Kültür Bakanlığı'nın Göbekli Tepe portalında Göbekli Tepe'nin yaşının 12 bin olarak görünüyor dedim. Ben Göbekli Tepe'deki müzeden bahsediyorum. Bana aktaran ciddi bir bilim insanı. MTA olayını ise bizzat kaynağından öğrendim dedi. Bu arada internetteki bilgi kirliliğini ve yanlışlığından bahis açınca yahu bunca yıldır ortalıktayım. Akademik durumum ortada. Buna rağmen internette benim basit biyografimle ilgili olarak bile o kadar yanlış bilgi dolaşıyor ki bazen konuk olarak gittiğimiz toplantılarda bu bilgilerden oluşturulmuş bir özgeçmişimizin dinleyicilere sunulunca düzeltmek zorunda kalıyoruz dedi. Bunun üzerine ben de sizlere Celal Şengör'ün ve hatta tüm ailesinin hakiki özgeçmişlerini yazmaya karar verdim. Yazayım ki bir daha kimse yanlış bilgileri alıp gerçek zannetmesin. İnternet siteleri de buradan faydalanıp belki hatalarını düzeltirler. Celal Şengör'ün eşi Oya Şengör, 4 Mart 1963 doğumludur. İstanbul'da doğmuştur ve neredeyse Safkan Makedonyalıdır. Sadece anneannesi Epiruslu yani Yanyalıdır. Oya 8 yaşından itibaren ABD'de büyümüştür. Amerika'da Harvard'dan sonra en eski üniversite olan William N. Murray'de işletme okumuştur. 30 Haziran 1986'da Celal Şengör'le evlendikten sonra Türkiye'ye dönmüştür. Celal Şengör ise 24 Mart 1955'te İstanbul'da doğdu. Aile büyükleri Kosova, Makedonya, Yanya ve Preveze'lidir. Bir biyografide Celal Şengör'ün aile şirketinde çalışabilmek için önce hukuk okuduğu yazılmış bu külliyen palavradır. Celal Şengör, Robert Koleji bitirdikten sonra jeoloji eğitiminden başka hiçbir eğitim almamış, tüm diplomalarını bu alanda jeolojide almıştır. Aile şirketleriyle yani ne baba tarafının halıcılık işiyle ne de anne tarafının Pepsi, Furuko, Tamek firmasıyla hiçbir zaman hiçbir alakası olmamıştır. Orta öğretim sonrası tüm eğitim hayatı Almanya ve ABD'de geçti. 1981 yılında Türkiye'ye dönmesinden sonra İTÜ'de Profesör İhsan Ketin'in asistanı oldu ve 40 sene sonra geçen yıl emekli olana kadar hiç ara vermeden hep İTÜ kadrosunda kaldı. Zaman zaman yurt dışında çeşitli üniversitelere konuk profesör olarak ders vermeye gitti ama İTÜ'den hiç ayrılmadı. Oya ve Celal'in oğulları sevgili Hakkı Celalettin Asım Şengör 20 Temmuz 1989'da İstanbul'da doğmuştur. Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra doktora dahil tüm diplomaların İsviçre'nin Einstein, Röntgen, Fischer, Ernst, Mileva Maric gibi bilim insanlarının mezun olduğu 21 Nobel'li bilim insanı yetiştirmiş meşhur ETH'den almıştır ve şimdi yurt dışında mikrobiyolog olarak DNA üzerine araştırmalar yapmaktadır. Şengör ailesinin gerçek durumu budur. Umarım bu yazım yanlışların düzeltilmesine vesile olur. Ne zaman insan oluruz? Arsızlığı şuursuzlukla gizlemeye çalışmadığımız zaman. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.